Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, YDS, YDT, YÖKDİL sınavlarına hazırlık setimizden bir derse karşınızdayım. Hemen başlık olarak şöyle içindekiler kısmından bir başlık seçmek istiyorum. Mübtedâ haber konusu var burada. Sıfırdan mübtedâ habere yönelik bilgimizi ölçen sorular diye bir başlık açtık. Sıfırdan mübtedâ haberi anlattık. Hazırlık sınıflarındaki arkadaşların da çokça istifade edebileceği tarzda konuları anlattık. Şöyle ben göstereyim. Mübtedâ haber, haberin tanımı nedir? Mübtedâ nedir? Ve müfred isim, tesniye isim, cem müzekker salim isim, cem müennes salim ismi. Bunların mübtedâ olması konusunu gayrimunsarif isimler çok detaylı bir şekilde anlattık. Esma-i Hamse. Mübtedâ ve haber arasında uyum, dört uyumdan bahsetmişiz. Burada not kısmına bir bakın. Sarih mübteda, müevvel mübteda. Haber türlerine girmişiz. Yani sıfırdan bu konuya çalışmak isteyen arkadaşlarımızın bile rahatlıkla istifade edebileceği bir kaynak kitap. Tabii çıkmış olarak soru evet, mübteda haberle ilgili soruları ÖSYM'nin, YDS'nin, YDS'de çıkan tarzda sorular var. Hemen şöyle 6. soruyu çözmek istiyorum sizlere. E'maru diye başlamış. Bismillah diyelim. Bakın bu şekilde detaylı tercümesi var. Çok detaylı, anlaşılacak şekilde ayrıntılı çözümü var. Hemen başlayalım isterseniz. Şöyle biraz daha büyüteyim. E'maru er-râgibîne fil-iltihâqi bil-ceyşi. Burada öncelikle şunlara dikkat etmemiz lazım değerli dostlar. Bu bir isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Bakın e'maru bu mübtedadır. Bakın er-ragibine muzafun lehtir. Fi harfi cerdir. El-iltihak mecrurdur. Bi harfi cerdir. Ceyş mecrurdur. Min harfi cerdir. Şebap meşrurdur. Mecrurdur. Boşluğa aslında bakın ne gelecek biliyor musunuz? Bir fiil zaten şıklarda var. Buraya aslında haber sorulmaktadır. Yani bu bir mübteda haber sorusu. Burada ayrıyeten bildirmem yani bilmemiz gereken, not almamız gereken el iltihak bi iltihaka bi katılmak, kaydolmak gibi anlamlara geliyor. Er-ragibine fi ragibe fi istemektir. El-ceyş bakın orduya mineşşebap gençlerden. Burada mesela boşluktan sonraki şu ifade bizim için önemli bir ipucudur. Hemen yemteddu gelmiş, yetegayyaru gelmiş, temuddu gelmiş, teteravvahu gelmiş, tentemi gelmiş. Hemen ben çözümü kitabımıza bırakmak istiyorum. Hemen tercümesi var burada. Çok böyle detaylı, çok güzel bir şekilde gençlerden orduya katılmak isteyenlerin yaşı yaklaşık 18 ile 25 arasında değişmektedir demişiz. İsim cümlesinin başında yer alan marife isimler mübteda olur. Bakın çözümlerde bile konu anlatımı var aslında. Yani dolayısıyla soru cümlesinin başında yer alan e'maru kelimesi umrun kelimesinin çoğuludur ve mübtedadır. Tamam, burada bir dipnot var. O dipnota birazdan bakarız. Bu kelime akılsız çoğuldur. Modern Arapçada akılsız çoğullar müfret müennes hükmündedirler. Cümlenin genel anlamında boşluğa gelecek olan kelimenin haber olması gerektiğini az önce de ben tespit ettim. Mübteda ve haber arasında sayı ve cinsiyet uyumu olmak zorundadır. E'mar kelimesi müfret müennes hükmünde olduğu için boşluğa gelecek olan haber de müfret müennes olmalıdır. Bu mantıkla şıklara baktığımızda müzekker olan A şıkkındaki yemteddu ila harfi ceriyle de kullanılır bu arada uzanmaktadır. Bakın bir bakalım bu kelime her ne kadar aslen nekire ise de marife bir kelimeye muzaf olduğu için marifeleşmiştir. Nekire bir isim marife bir isme izafet edildiğinde marifeleşir demişiz. Hani mübteda marifedir olayından dolayı böyle bir notta ekstradan yazmış olduk. Uzanmaktadır anlamına geliyor. Hemen devam ediyoruz. Çözüm kısmına, diğer sayfaya, diğer sütuna geçiyorum. Anlamına gelen ve B şıkkında güçlü bir çeldirici olan bakın. Yetegayyaru değişir. Zaten tercümeye de baktığınız zaman değişir dediğiniz zaman direkt buraya gidersiniz. Anlamına gelen bu fiiller cevap olamazlar. O zaman müzekkerlik müenneslik uyumundan burası elenir. İkinci olarak bakmamız gereken yer boşluktan sonra yer alan mabeyne ifadesidir. Boşluğa gelecek olan fiilin bu ifade ile kalıp oluşturması gerekiyor.
Bu mantıkla geriye kalan şıklara baktığımızda C şıkkında yer alan ve uzatır anlamına gelen temuddu fiili mabeyne ile gramer bakımından hiçbir engel yok. Kullanılsa da anlam bakımından boşluğa gelmeye uygun değildir. E şıkkında yer alan, bakın tentemi fiiline dikkat edelim. Bu fiil ila harfi ceri ile kullanılır ve bir yere mensup olmak anlamına gelir. Dolayısıyla bu şık da boşluğa gelmeye uygun değildir. Sonuç olarak bu sorunun cevabı D şıkkında yer alan teravaha fiilidir. Teteravahu fiilidir. Bu fiil mabeyne ile kalıp bir ifade oluşturuyor. Bu kalıp özellikle miktarlar, sayılar arasındaki aralıkları ifade etmek için kullanılır ve E ile E arasında olan ya da E ile E arasında değişen anlamına gelmektedir değerli dostlar. Evet, bir tane mübteda haberle ilgili bir soru çözdük kitabımızdan, YDS yol kılavuzu kitabımızdan. Değerli dostlar, bakın çok güzel bir soru oldu. Bu arada semaniye, aşrate, seneten bu sayıların kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Soru olarak çünkü çıkıyor ve kitabımızda da zaten böyle bir başlığımız var. Ve hamsin ve işrine takriben, yaklaşık işte. Burada tabii şuna dikkat etmeniz lazım. Yani iki şey arasında değişen zaten diyeceğimiz için mabeyne işte şu sayı ve şu sayı. Şu arasında değişen, gidip gelen, değişen anlamına gelmektedir değerli dostlar. Evet, YDS yol kılavuzu kitabımızdan bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Maaz selameti.